Albümün adı Dünya. Dünya adıyla çıktı bu albüm. PSA ve şöyle diyeceğim. Neden Dünya? Dünya büyük şarkılarından bir güzel şarkılarından biri. Dünya. Bu albümün Dünya diye adını koydu bu albuma. Çünkü gerçekten güzel şarkı. Dünya, dünya, aksın dünyasın. Kimin canını yakıp kimleri sevdin? Yalan dünyasın. Bu albümde bazı şarkıların sözleri bana ait. Bazı şarkıları Burcu Tatlıses'le beraber yazdık ve bazı şarkıları Burcu Hanım kendi tek başına yazdı, şarkılar da var. Onun daha önce yazmış olduğu sözleri ben yine orijinaline sadık kalarak biraz daha uyarladım kendi duygularımla. Albümde 5 tane şarkı sözüm var. Bunlardan biri klip şarkısı olan Görmesem Olmaz. Görmesem olmaz, kalbime uymaz. Gözlerime sürmesem olmaz, olur mu olmaz, kalbime uymaz. Seni bugün görmesem olmaz. Diğeri Divane, yine ikimizin ortak sözleri. Divane, divane, divaneyim ben, kalbimin bir tanesine. Ölürüm kalırım umurunu bilmem, yazılır aşkhanesine. Çaresi yok da yine ikimizin birlikte yazdığı sözler. Çaresi yok, çaresi yok. Ömre ölüm yazılmıştır da sonunda. Çaresi yok, çaresi yok, çaresi yok. Aşka hiç son yakışmıştır da bunun da ilacı yok. Diledim var yine Yıldız Hanım'ın bestesi ve sözleri bana ait. Ben hep seni diledim, yüreğimden diledim. Yorulmadım soluksuz, ben her gece Tanrım'dan yine seni diledim. Seni severdim diye bir eser var. Yazık, ne mazi yazık. Anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık, günah ben oysa kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim şarkısı bir Yunan bestecisinin yani eseri. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa anlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Benim için önemli olan bir şey daha vardı. Albümde hangi şarkıyı seslendireceğim? Bu önemli çünkü kişi kendi seçtiği şarkıyı seslendirirse daha iyi oluyor. Kendisine verilen şarkıyı da seslendirmişliğim olmuştur daha önceki albümlerde böyle düet çalışmalarda, ama bu kez işin başında seçme şansını verdi bana Şafak. Ben de bu söylemiş olduğum Seni Severdim şarkısını seçtim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni Yaşar'la bir araya gelirken gerçekten bu şarkı güzeldi ama bu kadar buralara gelecek diye kimse tahmin etmiyordu. Ama yine de buralara kadar geldik. Ama sevgi hakkında söylesin bundan sonra Yaşar. Çünkü bence Yaşar'ın sesinde sevgi, yani sevgi yaşıyor. Şarkının ilk girişinde
benim ses tonumla onunkinin uyuşabilmesi için sesimi biraz pes kullandım. Nakarat kısmında ise alışıldığı, benim sesimden insanların duymaya alıştığı ve sevdiği yüksek perdeleri kullandım. Böylece ortaya hoş bir uyum çıktığını düşünüyorum. Seni severdim, hüznüm koynumda. Seni severdim, hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Mustafa Ceceli bize oranje etti. İşte ben demek istediğim orada Özbek, Türk orta karışım şey çıktı ortaya, bir malımız çıktı ortaya. Yaklaşık olarak bir ay kadar albümün iskeleti üzerinde çalıştık. Sonrasında düzenlemelere başladım. Ve tabii bu arada şarkı sözleri geldi. Kimi şarkıya 3-4 farklı söz yazıyor. Söz yazdılar. Biz işlenen en iyi olanlarını kullanmaya çalıştık. Tabii ki albümler her zaman aşama aşama, bir sonraki basamağa geçemeyebiliyor. Son ana kadar sözlerin üzerinde, müziklerin üzerinde, enstrüman seçimlerinde, hatta mix anında bile değişiklikler yaptık ki projenin en iyi şekilde ortaya çıkması için. Çok özledim halimi anla, bu uzaklar, bu uzaklar. Fatih Erkoç'la Görmesem Olmaz şarkısıyla beraber ortaya geldik. Ben hissediyorum bu şarkı geçen sene çıkmış olsa bile bu sene bile yaz şarkısı olabilir. Yani çünkü kendini şey diyor, Fatih Erkoç da çok güzel yorumlamış orada. İstanbul'da stüdyoda bu şarkıyı seslendirirken kendisi yoktu. Ben şarkıyı baştan sona söyledim. Sonra arkadaşlar Yıldız Hanım'ın sesiyle benim sesimi mix ettiler. Beraber klipte çekildik ya, ne şekerdi bu klip. Hala yaşıyor. Hep kliplerimden daha onu ilk koyuyorum. Çünkü o klibi hem de Bodrum'da çekildi bu. Görmesem olmaz, kalbime uymaz. Seni bugün gözlerime sürmesem olmaz. Olur mu olmaz, kalbime uymaz. Levent Yüksel'le nasıl beraber geldik? Stüdyoda çalışırken tek tek girdik ama bir defa stüdyoda da görüştük. Ben bu şarkını çok az söylemiş. Tek başına söylesin, nasıl hissediyor bu şarkını diye bir rica ettik. Kendisi de girip keyifle söylemiş. Yani bu çok içten söylemiş belli, çünkü tizlerini gördünüz, yani duyuyorsunuz. Ya! Şarkıyı stüdyoda yorumlamak için ben gittiğim zaman dedim ki bu çok tiz şarkı. Hani bu kadar tiz olması gerekiyor mu? Vallahi dediler ki yani altyapıyı yaptık. Ondan sonra kadın da söyledi üzerine. Yıldız Hanım da söyledi üzerine. Ve hani yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak bu ton olur. İnanılmaz zordu benim için. Hakikaten zordu. Çünkü hani Tuana'dan bu yana ben böyle bağırdığımı hatırlamıyorum. Ve hakikaten çok işten gelerek bağırmışım ki bu yalan şarkısı çıktı ortaya.